Evet, merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager 2020'de Chelsea kariyerimize devam ediyoruz. Hakikaten çok ilginç bir noktadayız. Yani çok stresli bir kariyer videosu bizi bekliyor diyebilirim. Şöyle bir geçmiş kariyer partımıza bakalım. Neler yaptık? Sıkıntılı bir videoymuştu. Sıkıntılı bir döneme denk gelmiştik. West Ham'ı kendi sahamızda yenemedik ligde ve puan farkını ona çıkartma puan farkını City aramızdaki puan farkını teptik. Bournemouth deplasmanda bence hak etmediğimiz bir galibiyetle FA Cup'ta çeyrek finale yükseldik. Burnley deplasmanda 3-1 yenerken Ajax'la Şampiyonlar Ligi müsabakasında deplasmanda 9 kişi kaldığımız maçta 2-1 yenildik ve işi rövanşa bıraktık. Evet, şimdi önümüzde bir Manchester United deplasmanı var. Daha sonra Ajax'la kendi sahamızda oynayacağız. Sonra Arsenal deplasmanı FA Cup'ta, Newcastle'la kendi sahamızda ve Wolverhampton deplasmanı. Ondan sonra ise sezonun en kritik maçı City ile kendi sahamızda oynayacağız. Lige baktığımızda avantaj bizde 29 maçta 72 puanla lideriz. City'nin 29 maçta 64. Liverpool'un 28 maçta 59. Manchester United'un 28 maçta 55 puanı var. Ama çok zorlu bir maça çıkacağız. Yani United deplasmanı 1 puan bile bizim için avantajlı olabilir. Evet, cumartesi fikstürü devam ediyor. Bakalım Tottenham Aston Villa'yı 4-0 ile geçerken Burnley 4, Newcastle 1, Southampton 3, Sheffield 1, West Ham 3, Leicester 3 ve City Crystal Palace. Bu maçta puan kaybetmez artık City. Oo, puan kaybı var. Aman Allah'ım. Evet, City son haftalarda adeta umutlarını yitirmiş gibi. Şu an arkadaşlar biz 29 maçta 72 puandayız. City 30 maçta 65 puanda. United deplasmanda kazanırsak 10 puanı yükselteceğiz ama bence bu geceden son, bu City maçından sonra yenilmemek de önemli United deplasmanında. Bir puan bile çok önemli United deplasmanında. O yüzden dengeli bir futbolu tercih edeceğiz arkadaşlar. Yani hücum falan oynamayacağız. Skoru tutmak amaçlı oynayacağız. Bulduğumuz fırsatı da değerlendirmek için oynayacağız. Haydi bakalım, çok zor bir deplasman. Çok zor bir deplasman. Evet, Liverpool, Bournemouth, Brighton, Arsenal, United, Chelsea'miz ve Wolverhampton, Norwich pazar günü maçları Premier Lig'de. Başlıyoruz. Evet, Liverpool Bournemouth'u 5-1 ile geçmiş. Sonradan form tuttu Liverpool. Evet, 2.50 ile favoriyiz. United'ın oran, açılan oran 2.63. Tüm biletler satılmış durumda Old Trafford'da. Hafif yağmurlu ve 10 derece bir hava sıcaklığı. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk 11'im hemen hemen hazır. Baktığım zaman herhangi bir sakat oyuncumuz yok. Herhangi bir cezalı oyuncumuz yok. Bu büyük avantaj. Bugün birazcık daha dengeli başlayacağız dediğim gibi. Çünkü çok zor bir deplasman. Çok zor bir deplasman. Evet, ilk 11'imiz. Kepa, Emerson, Christiansen, Tomori, James, Jorginho, Kovacic, Kante, Pulisic, Odoi ve Abraham. Haydi. Abraham'a da çalışkan forvet rolünü verdik bakalım. Belki işe yarar. Savunma çok önemli. Bu maçta savunmamız çok önemli. Evet, rakibe bakalım. De Gea, Rojo, Bailey, Jones, Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Martial, Pereira, James ve Greenwood. Evet. Greenwood, Martial ve James gibi 3 tane inanılmaz hızlı oyuncu. 3 tane. Haydi bakalım çocuklar. Evet, maça iyi başladık. 3 şut attık, 2 isabet ama gol bulamadık. Şimdi bir duran top United'dan. Aman arkadaşlar, aman çocuklar dışarıya. Bir duran top ve golü yedik. Of. Rhys James kendi kalesine atıyor. Yani üst üste iki duran top şansından United golü çıkarttı adeta. İşte orta Matic direkt Rhys James'in sırtına çarpan top filelerde. Yani futbol şansımızın yanında olmadığı bir pozisyondu. Aslında topa hakim olan taraf biziz. İstatistiklerde de öndeyiz. Şutta da iyiyiz ama bakalım. İlk yatır bitirene kadar beraberlik golünü bulmamız lazım. Dengeli oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu maçta öyle çok açılıp açılmayacağım. Dediğim gibi bir puan da önemli. Bugün bir puan alırsak öpüp başımıza koyalım adeta. City'nin de puan kaybettiği hafta sonuçta. Yani çok kötü oynamadığımız bir maçta aslında bakarsanız yediğimiz golün dışında oyun hakimiydik. Şimdi bir duran top Reece James'i ortalıyor. Haydi çocuklar, Tomori ve gol! Abraham! Tam zamanında gelen bir gol.
ve skor 1-1'e getiriyoruz. Abraham bu sezon 12. golü. Duran toptan yedik, duran toptan atıyoruz. İşte Tomori, Abraham boş kaleye 12. golü. Ve takımımızın en golcü ismi Abraham. Offside yok, oyuna devam. Evet, gerçekten iyi oynadık. Hakikaten iyi oynadık. 5 şut bir isabeti var United'ın, tek isabet gol oldu. Biz 12 şut attık, 6 kez kaleyi bulduk ve bir tek gol bulduk Abraham'la. %57 ile de topla oynadık. Haydi çocuklar, haydi. Evet, Pulisic, Kante ve Odoi'nin performansları çok kötü. Aynı zamanda Emerson'un ikinci yarıda birkaç oyuncu değişikliği yapabilirim. Ama şu maçta bir puan, şu an gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Artık stratejik oynamamız lazım. Öyle duygularımızla saldıralım, alalım. Yok arkadaşlar, olmuyor. Evet, Odoi'nin yerine Mason Mount alıyorum. Aynı zamanda Kante'nin yerine de Loftus-Cheek hamlesini yapacağım. Şöyle taktiğimize de gelelim. Neyse, oyna diyelim. Ve bir duran topu kazandık arkadaşlar bu arada. Evet, şu taktik. Loftus-Cheek'i böyle koyalım. Tamam. Evet, iki oyuncu değişikliği hakkımızı da kullandık. Bakalım, bir taç atışıyla geliyoruz. Abraham çok güzel sıyrıldı. Pulisic, haydi çocuklar be. Rhys James. Jorginho. Loftus-Cheek vurur mu? Vuramadı. Kovacic. Loftus-Cheek. Solda Emerson. Tehlikeli geliyoruz. Emerson. Emerson ve De Gea. Yani şu an tam büyük takım deplasmanda nasıl oynar onu çıkartıyoruz bence arkadaşlar. Şimdi Pulisic'ten orta abi. Eric Bailly. Christiansen. Sağda boşluk var. Görebilir mi orayı? Gördü. Abraham. 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 Savunma çıkartıyor. Tomori. Evet, bir duran top daha. Yine Pulisic. Bir orta daha. Bir kafa ve gol. Loftus-Cheek. Loftus-Cheek. 2-1 öne geçiyoruz. 2-1 öne geçiyoruz. Oyunu aldık. Golü attı. Ve United deplasmanında maçın başında geri düştük. Ama geri geliyoruz. Güçlü oynadık arkadaşlar. Bugün oynaması gerektiği gibi oynadık. Yani şu maçta gerçekten puan kaybedersek çok yazık olacak. Çok yazık olacak ki bir puan maçtan önce bize verseler kabul ederdik. Şu an 3 puan ve 10 puanı çıkartma şansımız var. Şimdi Mason Mount sıyrılabilir mi? Loftus-Cheek direkten döndü. Loftus-Cheek ne oynuyor? Müthiş. Evet, harika oynadık dostlar. Hakikaten bugün gol fırsatı vermedik Manchester United'a ki bu kadar hızlı oyuncuları olan bir takıma karşı vermedik. Dakika 82, şimdi Kepa. Ah, Wan-Bissaka. Loftus-Cheek yat oğlum, bir şey yap. Yat. Çıkarttı Loftus-Cheek. Uzun bir topa attı ve Abraham aldı. Ah Abraham be. Ah Abraham. Of, şimdi Martial, tehlikeli geliyorlar arkadaşlar. James ve dışarıya. Evet, çok net bir fırsat kaçırdı United. İlk defa böyle açık verdik. Olsun. Öndeyiz. Dakika 87. Rojo. Şimdi aldık. Kovacic. Ya sakin. Jorginho. Çok iyi top. Rhys James hücumda. James gidiyor. Vur oğlum. Vur oğlum. Ah. Allah'ım. Fişi çekemedik. Fişi çekemedik. Dakika 90 artı 3. Bitir hakem be. Andreas bir duran top. Of. Jones. Heyecan. Heyecan. Martial. Alabilir, alabilirsek kontrayı yakalarız. Ama alamadık. Şimdi uzun top. Evet, şimdi aldı James. Vur gitsin James ya. Vur gitsin oğlum. Hoppa, güzel top attı be. Aferin. Emerson çıkıyor. Emerson sıyrılabilir mi? Sıyrılı Wan-Bissaka'dan. Emerson. Haydi oğlum. Ama orta kötü. Orta kötü. Aman arkadaşlar, kontra vermeyelim. Christiansen. Aman oğlum, ne yapıyorsun? Kepa vur gitsin. Tomori. Jorginho. Çok iyi top çıkarttı. Pulisic. Bitir maçı. Pulisic. De Gea. Ah. James'ten sonra şimdi de Pulisic kaçırdı. Bir duran top. Haydi çocuklar. Az kaldı. Tomori. De Gea. Ah. De Gea da neler kurtardı bugün ya. Hadi bitir hakem. Bitir. 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 Andreas. Bitti. Bitti arkadaşlar. Müthiş bir galibiyet. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir maç. Geriye düştük ama 2-1 kazanıyoruz ve City ile puan farkını 10'a çıkartıyoruz. Çok büyük bir avantaj. 10 şutu var United'ın. 1 isabeti var ve o da gol oldu.
Biz 28 şut attık, 15 isabet sağladık. Abraham ve Loftus-Cheek'te golleri bulduk. Şöyle istatistiklere baktığımızda sadece Old Trafford'da bir mutlak gol şansı verdik. Bu çok önemliydi bizim açımızdan ve 3 gol fırsatı yakaladık. İyi bir futbol oynadık. Her istatistikte öndeyiz arkadaşlar. Süper bir müsabakayla 3 puanla evimize dönüyoruz. Gecenin yıldızlarına bakalım. Jorginho 7-9, Kovacic 7-4, Loftus-Cheek 7-20 ve Abraham 7-30. Aferin koçlar. Aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız. Evet arkadaşlar, artık şampiyonluk meşalesini yaktık diyebiliriz. Bu galibiyetle gerçekten şampiyonluk meşalesini yaktık. Diğer maçlara bakalım. Brighton 2, Arsenal 1, Wolverhampton 1, Norwich 1. Evet, 30 hafta sonunda 75 puandayız. City 65'te kaldı. Liverpool 29 maçta 62 puanda. United 29 maçta 55 puanda. Evet, işin ilginç tarafı Liverpool eksik maçı yenerse ikinci sıraya oturacak. Müthiş bir galibiyet. Müthiş bir galibiyet. Evet, şimdi Ajax'la oynayacağız. Kendi sahamızda Ajax'la oynayacağız. Ajax'tan sonra da FA Cup çeyrek finalinde Arsenal deplasmanı. İki kupa maçı, rotasyonu bol olacak bu kupa maçlarının arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi şöyle bir bakalım fikstürümüze. Evet, Ajax az kadroya yakın bir kadroya çıkacağım. Sonra Arsenal'de rotasyon yapacağız. Newcastle'da da az kadro, Wolverhampton ve City maçı geliyor. Yani City maçı sezonun en kritik maçı olacak diyebilirim ama United maçı da gerçekten yani eğer bu şampiyon olacaksak en önemli maçlardan biri olacak diyebilirim. Geri dönmemiz çok önemliydi arkadaşlar. Ve güçlü oyunla geri döndük. Evet, Watford, Everton. Şimdi Ajax'ı yenip çeyrek final istiyoruz. Yani bu kadar yaklaşmışken Şampiyonlar Ligi'nde boşa atmamak lazım. Evet, müthiş bir maç olmuş. Everton deplasmanda Watford'u 4-3'te geçmiş. Şu bir şeye bakacağım sadece. Transfer listesinde herhangi bir oyuncu var mı, ona bakacağım. Belki evet, İlkay transfer listesine konmuş. Ama bize gerek yok. Chamberlain var. Rakitic, Christian Eriksen zaten transfer oldu. Yok. Bize düşük. Van Dijk olabilir mi? Rotasyonda kullanabiliriz anca Van Dijk'i. Bir gözlemci raporu alalım. Yavaş yavaş transfer. Chiquinho var. Vay, ilginç. Chiquinho iyi bir futbolcudur ama yavaş yavaş transfer operasyonuna da başlayalım artık. Yapacağız. Önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro kuracağız. Beraber yapacağız arkadaşlar. Ben size soracağım. İsimleri çıkartacağız. Anket yapacağız. Siz beğeneceksiniz ve transferi yapacağız. Evet, Christiansen antrenmanlarda gelişmeye devam ediyor. Koçum benim. O da son haftalarda Tomori ile birlikte çok iyi performansı var. Hakikaten. Evet, şimdi Ajax maçına çıkıyoruz. Deplasmanda 2-1 yenilmiştik. Edson Alvarez iyi bir stoperdir ama geçin bir bakalım şöyle bir. Quintero geç, Zinchenko geç, Ferro, evet Ferro'yu alalım. Ruben Dias alalım. Grimaldo alalım. Vessi geç. Geç. Andre Silva geç, Dembele geç, Merino geç, Lewis geç, Saul. Saul'u alalım. Alamadık. Carlos Vinicius geç. Jota al. Marquinhos yedirmezler. Verratti geç, Lemar geç, Rafael Leao geç. Geç, Nicolas Süle, Maddison alalım. Hakim Ziyech alalım. Taylor geç, Skov iyi bir futbolcu ama bize yakışmaz. Delict alalım bakalım. Çok yani mümkün gözükmeyen bir transfer ama Simon'u alalım, genç kaleci. Geç, David Neres geç, Pizzi geç, Florentino Luis kesinlikle koyalım. Saka geç. Joachim Andersson geç. Tierney alalım. Romagnoli geç. Suso 40 milyon euro gelir, alalım. Milankovic var zaten. Geç. Kanat oyuncusu bu kimmiş? Kurzarulu geç. Bizde oynayamaz. Jordi Alba geç. Geç. Lobotka geç. Lukaku geç. Bennett geç. Jonathan Tah geç. Almeda alalım. Skov Olsen alalım. Yedek olarak belki alabiliriz. Bruno Fernandes kesinlikle almamız lazım. Çok iyi bir futbolcu. İlk 11'de de oynayabilir. Benjamin Pavard'ı da alalım. Tamam.
Bakacağız devre sonunda, sezon sonunda transfer operasyonumuz olacak. Evet, Atletico Madrid neredeyse sürprizi yapıyormuş. 4-0 rövanşında 3-0 yeniyor Paris Saint-Germain'e ama yetmiyor. Saint-Germain çeyrek finalde. Diğer maçta ise bir sürpriz var. İlk maçta Atalanta 2-0 kazanmıştı. Santiago Bernabéu'da Real Madrid 3-1 yenmesine rağmen Atalanta deplasman gol kralıyla, gol kuralıyla çeyrek finale çıkıyor. Evet, bir sürpriz. Mesela şimdi biz Ajax'ı elesek, sonra da Atalanta'yı çeksek, bir yarı final görsek kötü mü olur? Evet, Ross Barkley. 11 oyuncuyu milli takıma yolluyoruz bu arada. Haydi, maç day. Haydi arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, Chelsea, Ajax, Liverpool, Juventus maçı boşta oynanıyor. İlk maç 7-1'di. Liverpool deplasmanda Juventus'u parçalamıştı. Evet, iki oranla favoriyiz. Ajax'a açılan oran 3-20. Tüm biletler satılmış durumda ve Felix Birch maçın hakemi. Şimdi gençler, bu maçta cezalılar da var. Marcus Alonso'yu alacağız mecburen. Ve Pedro'yu da Cesar Azpilicueta'da yerine alalım. Bugün Willian'ı kullanalım Pulisic için yerine. Ya çok ciddi bir rotasyon yapamayacağız ama ufak bir rotasyon da yapalım. Mason Mount, Kovacic yapalım mesela. Onun dışında bir de Alonso'yu Emerson'un yerine alalım. Tamam, onun dışında başka bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Aslında Azpilicueta'yı alabilirdik ama o cezalı. Evet. Kepa, Alonso, Christian, Tomori, James, Jorginho, Mason Mount, Kante, Willian, Odoi ve Abraham. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Gerçekten United maçındaki oyunun yarısını oynarsak bence bugün burada Stamford Bridge'de Ajax'ı geçeriz ama Neres, Promes, Tadic gibi etkili ayakları var. Ziyech var. Hakim Ziyech, dikkat etmemiz lazım. Evet, yine dengeli başlıyoruz. Aynı United maçındaki gibi dengeli başlayacağım arkadaşlar. Skora göre pozitif futbol ya da hücum ağırlıklıya dönebiliriz. Ve şimdi Onana. Dakika 12 Stamford Bridge'de 0-0 eşitlik var. James bu sezonun yıldızlarından o da. Yani Cesar Azpilicueta'dan formayı bildiğiniz aldı. Odoi. Kante. Solda boşluk var oraya. Marcus Alonso. Odoi. Odoi. Vara gidiyor hakem ama sanki penaltı yok gibi pozisyonda. Bana öyle geldi. Penaltı yok gibi geldi. Bir bakalım. Bekliyoruz. Bence yok, penaltı vermeyecek bence. Ataktan da olduk. Vallahi penaltı dedi. Evet, Felix Birch VAR'a baktı. Penaltıyı verdi. 13. dakikada Ajax karşısında öne geçme fırsatı. Haydi çocuklar. Jorginho. Jorginho. Tur şu an bizde. 13. dakika 1-0. 10. golü bu sezon. Yani bir defansif oyun kurucudan bence alabileceğimiz en yüksek verimlerden birini aldık Jorginho'dan. Zaten şu an kendisiyle Paris Saint-Germain'de ilgileniyor. Müthiş bir plase. Ama bu sezon çok penaltı kaçırdı. Ve çok iyi başladık ilk 15 dakikada arkadaşlar. Oyunun kontrolü tamamıyla bizde. 7 şut 4 isabetimiz var. Ajax'ın herhangi bir şut girişimi yok. Şimdi Tagliafico. Uzun top. Aman Tomori. Kepa. 2-0 yapıp rahatlamamız lazım. Çok iyi başladığımız maçta. Tomori. Kante. N'Golo Kante. O da sezonun ikinci yarısında çok formdaydı. Şimdi Abraham. Abraham çok zor pozisyonda. Vurdu kaleci. İkinci pozisyon. Müthiş bir gol. 21-2-0. Çeyrek finale gidiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Gerçekten kaçırdı dedim. Çok zor bir pozisyonda ama çok iyi tamamladı. Kante'den bu arada çok iyi pas. İşte Abraham. Çok zor pozisyonda. Onana ikinci pozisyon takipçiliği çok iyi. 13. golü. Evet, yani 15-20 arası bir gol atacak muhtemelen Abraham. İlk sözün için yeterli arkadaşlar. Evet, çok iyi oynadık arkadaşlar. İlk yarım saatte resmen Stamford Bridge'de Ajax'a sahayı dar ettik. 2-0 öndeyiz. Oyunun kontrolü bizde, sadece bir isabetli şutu var Ajax'ın. Adım adım Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gidiyoruz. Şimdi Mason Mount orta geliyor. Ah, Jorginho dışarıya vurdu. Evet, müthiş bir ilk yarı oynadık. Müthiş bir ilk yarı oynadık. Olabilecek en iyi ilk yarılardan birini oynadık. Pozisyon dahi vermedik. İsabetli şut imkanı vermedik. Ajax'a ve Jorginho ve Abraham'ın golleriyle 2-0 öndeyiz. 17 şut 7 isabetimiz var ve %62 topla oynamayla maçın hakimiyiz. Haydi çocuklar. Ve son iki maçtır United ve bu maçta güçlü oyunumuz dikkat çekiyor.
dengeli oyuna geçince daha güçlü oynamaya başladık. Yani mesele hücum ağırlıklı oynamak değil, sağ içi yerleşim. Mason Mount bu arada müthiş bir goldü ondan. 3-0. Mason Mount bu sezon 6. golü. Çok güzel attı. O da özellikle bu sezon duran toplardan çok kilit açtı. Bu golde gerçekten bireysel yeteneğini ön plana çıkartan bir gol. Farkı 3'e çıkartıyoruz. Artık çeyrek finaldeyim. Çeyrek finaldeyiz diyebilirim arkadaşlar. Orta saha performansım çok iyiydi. Kanat forvet oyuncularım bugün iyi değillerdi Willian'la o değil. Ona rağmen 3 gol bulduk. Ve şimdi Edin Alvarez. Hakim Ziyech. Onana. Danny Blind. Pres devam ediyor. Uzun bir top çıktı. Evet yine Promes. Hollanda'daki maçta da. O çok etkiliydi. Kepa. Aferin Kepa. Şimdi Onana dakika 60. David Neres biraz etkili olmaya başladılar kanat forvet oyuncularını oyun içine sokunca. Uzaklaştırdık. Şimdi alabilir miyiz? Alamadık. Dest, Marin, Hakim Ziyech, Danny Blind. 3-2 onlar turu geçiyor tabii. Şimdi bir de o boyutu var. Yani bir gol yersek, of çok iyi bir pas çıktı. Neres ve Kepa. Aferin be Kepa. Çok kritik bir kurtarış Kepa'dan. Evet bir oyuncu değişikliği yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağız? Pedro'yu alacağım Odoi yerine. Aynı zamanda Loftus-Cheek ve Kante değişikliği yapacağım. Bu iki oyuncu oynasınlar. Hatta şöyle de yapacağım. Loftus-Cheek ile Mason Mount'un yerini değiştireceğim. Haydi çocuklar. Loftus-Cheek de oynadığı maçlarda gayet etkiliydi. Bence önümüzdeki sezonun başarılı isimlerinden biri olacak. Onu kadroda tutacağım rotasyonda. Şimdi Abraham sıyrıldı. Abraham savunma ve Tadic Neres biraz kendine geldi Ajax arkadaşlar. 3 golden sonra şimdi Taglisio, Danny Blind. Uzun bir top evet o tarafta yine açık vermeye başladık. Promes çok iyi girdik araya. Marin savunma yine evet. Loftus-Cheek. Oyunu açmaya çalıştı. Taglisio araya gidiyor. Yine Promes. Evet, Proms çok zorladı. Çok iyi Jorginho. Son 10-15 dakikadır bir Ajax baskı yaptı. Normal arkadaşlar o kadar olacak. Ama maçı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda öyle bir oynadık ki rakibi sürklas ettik. Şu an maçın en iyi adamı bizim adımıza Mason Mount 8.8, Alonso 7.9, Abraham 8.1. Evet dakika 90 artı 4 ve maç bitiyor. Gerçekten özellikle ilk yarıdaki müthiş performansımızla Ajax'ı sağdan sildik. Ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. 2-1'in rövanşında Ajax'ı 3-0'la geçiyoruz. Çeyrek finale çıkıyoruz. 27 şut 10 isabetimiz var. Ajax'ın 6 şut 2 isabeti var. Reece James 7.1, Tomori 7.4, Christiansen 7.5, Marcus Alonso 7.9, Jorginho 7.5, Mason Mount, Man of the Best 8.8 ve Abraham 8.1 gecenin etkili performansları. Devam. Alınan skordan ve oynadığınız futboldan çok memnunum diyorum. Devam ediyoruz. Evet çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Yani şu ana kadar hep ligdeydik ama Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finaldeyiz. Bu arada Liverpool 3-0'la geçiyor Juventus'u kendi sahasında da ve toplamda 10'a 1'lik skorla Juventus'u eliyor. Vay vay vay. Evet genç oyuncular çıkmış arkadaşlar. Bir bakalım. Adaki Akedenye Nijeryalı oyuncu, savunma oyuncusu. Evet, futbol direktöründen önerilen oyuncuları transfer etmesini isteyelim. Chelsea ilk maçtaki mağlubiyeti tersine çevirdi. Kazanıyoruz. Zaferi hak etmemiştik zaten demiş Ajax teknik direktörü. 9,5 milyon euroyu da kasamıza koyarken Mason Mount'u da tebrik ediyoruz. Man of the match. Böyle devam et koç diyoruz. Ve şimdi bir anlamsız bir maç daha. Bu zor fikstürde Arsenal deplasmanına gidiyoruz. Evet, bu arada arkadaşlar inanılmaz şeyler olmaya devam ediyor. Premier Lig'de Brighton City kendi sahasında 3-0'la geçiyor. Crystal Palace'da Sheffield'ı 1-0'la geçiyor. Yani şu an City havluya atmış gibi gözüküyor. Aradan Liverpool sürprizi çıkabilir mi? Liverpool çok formda. Evet. Yani City'yi adeta son haftalardaki Premier Lig performansıyla zirvenin çok uzağında kaldı. Çok uzağında kaldı. Vallahi şampiyonluğa gidiyoruz ha. Evet Abraham. Şu an kendisiyle arkadaşlar Crystal Palace ilgileniyor. Ne alaka lan?
44 milyon euro piyasa bedeli var. Crystal Palace'a satar mıyım ben onu? Devam. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşeceğiz? Umarım Atalanta gelir. Evet, Willian Brezilya kadrosuna çağrılmamış. Şu Brezilya kadrosunun genç oyuncularına bir bakalım mı? João Pedro 18 yaşındaki forvet oyuncusu. Vinicius Junior biliyoruz. Klaus var. Çok da genç değilmiş. Lodi. İyi bir oyuncudur. Douglas Luiz. Antony var. Şu Antony'yi bir gözlemleyelim. Çok iyi be. He? Antony'yi beğendim. 20 yaş altında baktığımızda ise şurada genel bilgiye göre aratalım. Evet, Brezilyalılar Renier. İyi oyuncu. Ama bunları transfer etmemiz zor arkadaşlar Brezilya'da. Biliyorsunuz milli takımda forma giymiş olması lazım İngiltere'ye oynaması için. Çalışma izni. Evet, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi maçları da devam ediyor. Şimdi FA Cup'tayız. Çeyrek final Arsenal deplasmanı. Çok ciddi bir rotasyon yapacağız. Takımımızı dinlendirmek istiyorum. Elensek de çok önemli değil. Elensek de çok önemli değil. Ve evet, Christiansen milli takıma çağrılmış. Arsenal maçından sonra ise Newcastle kendi sahamız Wolverhampton deplasmanı. Şu iki maçta 6 puan yani ligi belki de bizim için bitirebilir. Ve Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Bayern München, Napoli, Liverpool aman aman aman. Benfica evet Liverpool yarı finale çıkar bence. Evet Atalanta biz. Atalanta City evet Paris Saint-Germain'le eşleştik. Ay elimize sokayım. Kim çekti lan kurayı? Yani çok. Ligde şu an lider durumda Paris Saint-Germain. Lyon'un 4 puan önünde. Kadroya baktığım zaman ise denecek bir şey yok. Telles var. Emre Can transferi gelmiş. Verratti. Kylian Mbappe, Neymar. Müthiş bir kadro. Yani bizden çok 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 üstün bir kadro açıkçası. Evet, yarı finalde çıkılıyor. Bayern Münih, Napoli, Paris Saint-Germain veya Chelsea. Evet, eğer Chelsea, Paris Saint-Germain'i geçersek Bayern Münih, Napoli turunun galibiyle oynayacağız. O daha kolay. Evet, yani çeyrek final yeterli bence Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon. Bu dar kadroyla. Evet, Pulisic. Antrenmanların yıldızı. Evet arkadaşlar, şimdi Chelsea deplasmanına gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Aubameyang. Of 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 of. Aubameyang. Başımıza bela olabilir. Ve City, Crystal Palace ve Everton, Brentford, Emirates FA Cup maçları. City şimdi tabii ligi artık biraz bıraktı gibi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeler. Diğer kupalara asılacaklar muhtemelen. Evet, ligde maçlar devam ediyor. Premier Lig, Bournemouth, West Ham. Sezonun sürpriz takımlarından biriydi Bournemouth. Özellikle lige çok iyi başladılar. Ama bir düşüş oldu ve şu anda evet bugün de West Ham'a 3-2 yenilmişler. 3-2 kaybetmiş. Wilson Reis yine atmış golünü ama. Wilson Reis'ten gol gelmiş arkadaşlar. Aslında bir Lewandowski çok iyi gitmez miydi bize ya? Ha? Wilson atmış, King atmış ama yetmemiş. 2-0'dan gelmiş. West Ham 3-2 almış. Vay vay vay. Güzel maç olmuş. Haydi bakalım. Evet, City kupada 4-1 ile kazanıyor artık. City kupalara önem veriyor. Onlar için her şeyden öncelikle kupalar geliyor. Çünkü ligde gerçekten müthiş bir avantaj sahibiz. Yani yenersek 30 kalan 7 maç kala City ile 13 puan farkımız olacak. Daha da ne olsun yani. Yine de tedbir elden bırakmamak lazım. City ile kendi sahamızda oynayacağız. Bir de Liverpool deplasmanımız var. Evet, Burnley, Liverpool ve Arsenal Chelsea maçları FA Cup'ta. Haydi bakalım. Liverpool 90 artı 2'de Wijnaldum'un golüyle Burnley'i eliyor ve yarı finale çıkıyor. Biz de eleneceğiz muhtemelen. Çok ciddi rotasyon yapacağım. Yani 3 tane 4 tane de yiyebiliriz ama hiç önemli değil. Evet, ligde de maçlar devam ediyor. Tottenham United'ı 1-0'la geçmiş.
Evet, 2.50 ile Arsenal favori, bize verin oranı 2.63. Tüm biletler satılmış durumda Emirates'te ve Andre Mariner maçın hakemi. Şimdi Batshuayi'yi alıyorum arkadaşlar. Sola Emerson'u alacağım çünkü Alonso zaten cezalı. Rüdiger'i koyalım. Rüdiger'i savunmaya Tomori yerine koyalım. Pulisic'le bu arada ilgilenen var. Manchester United istiyormuş. Pedro'yu alıyorum Odoi yerine. Willian oynasın. Önümüzdeki maç Pulisic, Odoi kanadı yapacağım. Cesar Azpilicueta'yı aldım. Rose Barkley, Jorginho yerine aldım. Son olarak da Loftus-Cheek, Kante yapıyorum. Mason Mount'la yerini değiştiriyorum. Tamam. Tek oynayacak oyuncu as takımdan tabii ki Kepa ve Christiansen. Haydi bakalım. Yani çok iddiamız olan bir maç değil, dediğim gibi. Elensek de olur. Onlar ise ilk 11 ile çıkıyorlar. As 11'lerine çıkıyorlar. Aubameyang, Lacazette, Pepe, Cabellos, Torreira, Guendouzi. Bakalım. Yedeklerinde de hızlı oyuncular var. Dikkat etmemiz lazım. Evet, ilk 10-12 dakika içinde topa hakimiz. Herhangi bir gol fırsatı da vermedik. Bu önemli. Bu genç takımla iki isabetli şutu da biz atıyoruz. Şimdi bir duran top şansı. Mason Mount orta geldi. Savunma çıkarttı ve Pepe, evet. Arsenal'in en istediği pozisyonlardan biri diyebilirim ama Willian çok güzel savunmayı yardım etti, topu aldı. Christiansen, Willian aradan bıraktı. Batshuayi çok güzel döndü. At oğlum bunu. Attı. Attı. Bu sezon 10. golü Mitch Batshuayi. 1-0. Evet, rotasyonlu kadromuzla Arsenal deplasmanında öne geçmeyi başarıyoruz. Hakikaten son 2-3 maçtır arkadaşlar çok ciddi toparladık kendimizi. İşte Willian, Batshuayi çok iyi sıyrılıyor. Ve çok güzel bitiriyor. Çift taneli gol sayısına ulaştı o da. Genellikle yedek oynamasına rağmen iyi performans aldık. Evet gençler, dakika 27. Emerson. Hiç pozisyon vermedik. Aubameyang ve Lacazette'li Arsenal'e. Loftus-Cheek. Açtık ya şom ağzımızı şimdi. Pedro. Müthiş bir pas. Mason Mount. Ve müthiş vuruyor. Müthiş vuruyor. 2-0. Evet. Vallahi hiç beklemediğim bir skordu. Yine yalan söyleyeyim. Bugün elenmeyi beklerken iki sürpriz gol. Ki bu gol vuruşu çok temiz arkadaşlar. Ajax'tan sonra Arsenal'de golünü atıyor Mason Mount. Dakika 27. 4 şut, 3 isabet, 2 gol. Daha ne olsun? Şimdi Cabello olsun. Niles. Torreira. Guendouzi. İyi top çıkarttılar. Orada foul yok mu? Yok, foul yok. Devam. Pedro. Willian bir kontra gelir mi? Gelebilir. Willian götürüyor. Ama biraz fazla götürdü Tierney ve evet işte. Aubameyang tam istedikleri pozisyon ve ne yazık ki 2-1 oluyor. Orada Willian adeta golü hediye etti diyebilirim arkadaşlar, yaptığı top kaybıyla. İşte burada Tierney de çok güzel bir pas attı. Aubameyang da istediği toplardan birini aldı ve Kepa artık ne yapsın? Bırakmış zaten. Kepa ne yapacak abi artık? Neyse. Evet, bir de taç atışı. Niles, Cabellos, Arsenal umutlandı tabii. Mason Mount çıkarttı. Tierney, şimdi Willian. Kaptır Willian bir daha. Willian geriye, Cesar. Şimdi yine Willian. Mason Mount çok iyi top attı Batshuayi'nin önüne. Batshuayi, Leno. Bu sefer kaçırdı. Evet, Mason Mount oldukça etkili bir performans. Batshuayi'den iyi bir performans var şu an. Ya aslında bakarsanız beklediğimden çok öte bir performansla diyebilirim, bunu söyleyeyim. Evet, ilk yarıda gerçekten iki şok bir skor. Benim bile beklemediğim bir spor. 2-1 öndeyiz rotasyonlu kadromuzla. Aubameyang golü atmasaydı çok daha iyi olacaktı ama olsun. Devam ediyoruz. Christiansen, çok önemli oyuncularımız yok arkadaşlar bugün kadroda. Rudiger, Christiansen, Rudiger. Kepa, Christiansen, Loftus-Cheek. Kötü bir pas çıkarttı Tierney.
Şimdi savunma arkasına dikkat. Evet. Aubameyang. Aubameyang ama aferin lan Sezar. Aferin Aspilicueta. Tierney, David Luiz. Basın şu David Luiz'e lan. İki kişi gitti. Leno, Sokratis, Torreira, Sokratis. Evet, Ajax birazcık of, evet. Ajax diyorum. Arsenal Aubameyang'ı kullanmaya başladı ve maç 2-0'dan 2-2'ye geldi. İki aynı gol. O bölgede Aspilicueta'ya dikkat edin. İşte burada bakın. Yine kaçırıyor adamını. Uyuyor. Ve Aubameyang yine kaçırmadı arkadaşlar. Olsun. 2-2. Dakika 47. Moral bozmak yok. Evet, Arsenal şu an üstünlüğü de ele aldı açıkçası. Bunu da söylemek lazım. Şu an biraz iş tek kaleye doğru gidiyor arkadaşlar. Oyunun kontrolünü kaybettik. İlk yarıda çok daha iyiydik. Kepa. Pedro. Top kaybı yapma orada. Emerson. Şimdi Mason Mount. Loftus-Cheek. Mason Mount. Rose Barkley. Christiansen. Loftus-Cheek. Mason Mount. İyi pas yaptık. Evet, Sezar. Güzel pas yaptık. Oradan iyi çıktık. Batshuayi çok iyi bıraktı. Pedro gidiyor şimdi. Şimdi Pedro. Haydi orta oğlum. Pedro. Ah, Willian ne yaptın ya? Çok iyi geldik. Çok organize geldik ama golü bulamadık. Biraz da azimle oynayın diyeyim. Evet, Arsenal gelmeye devam ediyor. Şutlarda ikinci yarıda özellikle çok ciddi bir üstünlük sağladılar bize. Ama yine de bu kadar rotasyonu bol bir karşılaşmada böyle zor bir deplasmanda bence iyi oyun oynadık. Şimdi şaka. Top kaybı alır mıyız? Alamadık. Sokratis. Torreira. Uzun bir top ama kimse yok. David Luiz. Evet. Tierney. Aubameyang'a dikkat. Of, kırmızı kart. 10 kişi kaldık. Dakika 89. Sezar Aspilicueta. Ve bugün zaten çok zorlandı Aubameyang karşısında. Ve bu kırmızı kartı da sonuna kadar hak etti bence. Oyun dışında. Neyse. Ne yapacağız gençler? Ne yapacağız gençler? Tomori'yi alacağız. Barkley yerine. Şöyle atacağız. Tomori'yi sağ bek oynatacağız. Yapacak bir şey yok. Devam. Torreira bıraktı. Lacazette bomboş kaldı ve muhteşem bir gol atıyor 90. dakikada. Evet, yani 3-2 yenilmek sıkıntı yok ama 2-0'dan 3-2 yenince biraz moralin bozulmadı değil. Olsun ama. Dediğim gibi zaten rotasyonu dar bir kadromuz var. İngiltere Lig kupaları, İngiltere içindeki kupalardan elensek de çok sıkıntı değil. Bu maçın da favorisi net değildik. Sadece tek üzüntücü verici nokta 2-0 öne geçtik arkadaşlar. Arsenal biraz Aubameyang kullanınca beraberliğe geldi ve Aubameyang ve Lacazette muhteşem bir gol attı gerçekten. Şimdi Saka. Lacazette. Of. Lacazette. Lacazette. Harika getirdi ve yine Aubameyang. Hat-trick. Evet, 4-2. 10 kişi de kaldık. Tabii bunun da etkisi var ama burada Lacazette gerçekten müthiş götürdü. Asist de çok iyi. Kepa ne yapsın? Evet, canımız sağ olsun. Bu kupa çok önemli değildi zaten arkadaşlar. İlk yarıdaki futbolumuz iyiydi. 2-0'dan 4-2 olması sadece üzücü nokta ama rotasyonu bol bir kadroyla çıktık. O yüzden fazla üzülmeyeceğiz. 3 net gol fırsatı verdik. 3 net gol fırsatı bulduk. Ama Aubameyang'ı durduramadık. Hat-trick yaptı. 22 şut, 9 isabet Arsenal'den. Bizden 11 şut, 5 isabet ve Arsenal turu 4-2 ile geçiyor. Sıkıntı değil. Evet, sonuca rağmen oradaki performansınızdan memnunum diyeceğim. Gerçekten mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi lige odaklanma zamanı. Aspilicueta cezasını alıyor. Neyse, takmayacağız arkadaşlar. Devam. Bu arada Leicester'da Aston Villa'ya 3-1 geçmiş ve Leicester, evet, dipten kurtuldu arkadaşlar. Leicester dipten kurtuldu. Çağlar gol atmış.
Isco. Isco ne oynar ama Isco yok, bizim taktiğimize gitmez. Correa geç, Kenny geç. Ya ne Pjanic abi ya. Niçim geç. Nicolas Dominguez. Müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Onu alalım listeye. Umiti geç. Yerimina geç. Sigurdsson geç. Mosikin geç. Alacağız arkadaşlar. İyi transferler yapacağız. Merak etmeyin. Evet, şimdi bir milli ara var galiba. Milli aradan sonra umarım bu milli arayı da sakatsız belasız geçeriz. Newcastle ağırlayacağız. Yani Newcastle ve Wolverhampton maçı, iki maçtan 6 puan alırsak arkadaşlar herhalde yaralayacağız gibi gözüküyor. Van de Beek takip listemize alıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, Newcastle, Wolverhampton, Paris Saint-Germain nedir ya? O nasıl bir fikstür ya? Of, Paris Saint-Germain gördünüz mü fikstürü? Bak bak bak. Bak fikstüre bak. Paris Saint-Germain deplasmanı, City ile kendi sahamızda Paris Saint-Germain. Vay vay vay. Yani o 3 maçta gol bile atamayıp 3 maçta da 3 mağlubiyet alırsak şaşılacak bir durum yok bence. Evet, bu arada Tottenham takımın başına Ancelotti'yi getirmiş. Evet, bu arada Süper Toto Süper Lig'de Andone 14 golle gol kralıymış. O haberi gördüm. Devam. Jorginho yeni sözleşme istiyor. Herkes yeni sözleşme istiyor arkadaşlar. Tamam diyelim. Şu an hiç sıkıntıya gerek yok. Bakalım. Jorginho'nun şu an kendisiyle de Paris Saint-Germain ilgileniyor. Yeni sözleşme öneriyoruz. Forma süresi yıldız oyuncu. Tamam. Tamam. Devam et. Sözleşme pazar. 18 milyon euro nedir abi ya? Ne yapıyorsun abi 18 milyon euro? 12, 13 iyidir. Abi gel 14'e anlaşalım. Tamam, 14'e anlaştık. Devam. Bu sezon iyiydi arkadaşlar. Yani sözleşmeyi hak etti diyebilirim. Sonuna kadar hak etti Jorginho. Ve Paris Saint-Germain'in de ilgisi var. Yani şöyle 100 milyon euroyu falan satarsak süper olur. Jorginho'nun yerine bir Tonali hamlesi yapabiliriz. Tabii bir Jorginho performansı sergilemez ama yine de iyi bir futbolcu. Var kafada isimler, var bakalım. Tabii şampiyon olarak bitirirsek de ki ciddi bir transfer bütçesiyle de karşılaşacağız. Bu ne ya, size bir şey söyleyeyim mi? Delikt adamdır adam. Şey yapabilir miyiz? Bizim reis orada mı? Mary. Mary Tottenham istiyormuş. Biz de bir ilgilenelim. Mary'i alalım ya. Niye almayalım? Evet, Emerson, o da çok formda gerçekten. Bu sezonun sürpriz isimlerinden biri oldu bizim. Evet, bu arada Tomori milli takım formasını giyiyor. İlk defa, aferin. Evet, Anthony zaten takip listemizde. Renier takip listemize alalım. Devam. Şu milli takım arasını sakatsız belasız geçersek arkadaşlar çok iyi olacak. Çarşamba günü oynayacağız Newcastle United'la. 17. Newcastle. Ben bu maçı bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Newcastle bize çok ters gelecek bir ekip değil. Ya bize Aubameyang, Wilson tarzı savunma arkası koşulları çok iyi yapan takımlar çok ters geliyor ki bunu yaşadık. Yaşadık bunu. Evet, Christiansen çıkışına devam ediyor arkadaşlar. Ama şöyle diyeyim ben size. Evet, Arsenal'e elendik belki. 4'te gol yedik ama Ajax ve Manchester United galibiyetleri çok daha önemliydi bizim için. Çok önemsediğimiz bir kupa değil FA Cup. Hiç sıkıntı yok. Yani eğer transfer yasağının olduğu dönemde bu gencecik kadroyla Premier Lig'de şampiyon olursak benim beklediğimin çok ötesinde. Ben bunu söyleyeyim. Ben beklemiyordum bunu. İlk 4 bile başarı olarak bakıyorduk ama şu an koca Premier Lig'de tek mağlubiyet aldık arkadaşlar. Yani o inanılmaz. Tabii şimdi bu mağlubiyet sayısı artabilir. Nasıl artabilir? City'de ve Liverpool'da maçlarımız var. Zor iki maç. O yüzden diyorum bu Newcastle United maçını muhakkak kazanmamız lazım.
Gerçi City de çok kötü gidiyor. City de çok. Evet, bu arada Pulisic'te bir sakatlık var. Ah be koçum be. Pulisic'te de United'i yeniyor demiştim zaten. Pulisic çok çok üst düzey bir performans sergilemedi. Ama iki tane golü var ki son dakikalarda belki de şampiyonluğun en büyük mimarlarından olacak o iki golle. Evet, Newcastle United ve Wolverhampton Wanderers üçer gün arayla iki Premier Lig maçı. Ondan sonra ise müthiş bir fikstür başlıyor. Yani ondan sonra müthiş bir fikstür. Evet, Jorginho ile sözleşme imzaladık. Yani ondan sonraki fikstüre bakınca gözüm kanıyor arkadaşlar. Paris Saint-Germain deplasmanı, City ile kendi sahamızda Paris Saint-Germain deplasmanı, Watford, Brighton deplasmanları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçımızın 4'ü deplasmanda önümüzdeki periyotta. Zor bir fikstür. Paris Saint-Germain'e eleneceğinizi düşünüyorum zaten. O çok sıkıntı değil. İlk sene içinde bu kadar dar rotasyonlu bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarı. Atalanta'yı çekseydik belki yarı finali görebilirdik. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Haydi haydi. Evet, takımla toplantı yapıyorum. Önümüzdeki maç şampiyonluk yanında büyük önem teşkil ediyor ve bu karşılaşma öncesinde oyuncuları cesaretlendirmek için onlarla bir toplantı düzenlemek iyi olur. Hadi bakalım. Evet. Şampiyonluk yanında çok önemli bir maça çıkacağız ve bizim için bu maçı kazanmak hayati bir önem taşıyor diyorum. Herkes de gaza geliyor. Hocamız haklı beyler. Bu maç çok önemli. Galibiyet için elimizden geleni ortaya koyalım diyor. Ben de tam anlamıyla sizden bu tepkiyi bekliyordum dedim. Evet. Artık şampiyonluk havasına girdik kulüp olarak. Bunu çok net söyleyelim. Burada çok net söyleyelim. Soru var. Pedro'nun sözleşmesinin bitmesinin çok az zaman kalmasına ötürü gittikçe artıyor birçok kulübün. Yani Pedro bu aşamada üzerine konuşacak bir şey yok diyorum. Pedro'yla sözleşme imzalamayacağız arkadaşlar. Evet, Ancelotti'nin Chelsea takımının ligin son haftalarında şampiyonluğu garantileyeceği iddiaları hakkındaki düşünceleriniz. Evet, iyi bir sezon geçirdik. Yalnız son maçımıza kadar dizginleri elden bırakmamalıyız. Oyuncuların formlarında ve şampiyonluğa umutla bakıyorlar diyorum. Evet, artık şampiyonluktan bahsediyoruz arkadaşlar. Şampiyonluktan bahsediyoruz. Evet, Premier Lig açılıyor. Burnley, Watford, Norwich, Everton. Leicester düşseydi Leicester'dan 2-3 oyuncu kapacaktık ya. James Maddison ve Chilwell aklımdaydı. Evet, Watford deplasmanda 2-0 kazanırken Norwich de kendi sahasında Everton 4-1 ile geçiyor. Newcastle United için de kritik bir maç. Küme düşme mücadelesi veriyorlar. Düşmeme mücadelesi. Muhakkak puan almak için çıkacaklardır ama buna izin vermeyeceğiz inşallah. Evet, Bailey çok iyi bir topçu be. Bizde akar ama bilmiyorum ya. Alalım takip listesinde zaten kalsın. Ve Tomori gerçekten müthiş gelişiyor arkadaşlar. Devam ediyor. O da aslında Rudiger'den formayı aldığında geri verir diyordum ama vermedi. Performansı da çok iyi. Evet, maç day. Evet, menajerlik performansı değerlemesi ve yönetim gösterdiği liderlik kalitesinden dolayı çok mutlu. Ecamet olmuş Abramovich be. Francisco Conceição kim ya? 17 yaşında alalım. Evet, genç oyuncuları alalım zaten. Rodri geç abi, ne Rodri'si? Dembele geç. De Ligt geç. Piatek geç. İlkay geç. Şik geç. Geç, Umitti geç, Andone geç, Koscielny alalım, Diros'un kesinlikle alalım, Gerson Fernandes, genç oyuncular alırız, Benjamin Nigren iyi bir futbolcu bu da, ofansif orta saha oyuncusu ama bizim taktiğimizde 4-3-3'te çok işe yaramaz. Florent da Silva, Patrick William geç, Arthur. Tamam, haydi bakalım arkadaşlar. Haydi, çok kritik bir maça başlıyoruz. Chelsea, Newcastle, Liverpool, Tottenham ve United Arsenal'in maçlara bak, maçlara. 1.33'te net favoriz. Newcastle'a 8 oran verilmiş Steve Bruce önderliğinde. Tüm biletler satılmış durumda ve Antley maçın hakemi. Şimdi Cesar yok. Onun yerine Reece James'i koyuyorum zaten direkt. Ve bugün orta sahada yani
Bugün orta sahada arkadaşlar Kante ve Kovacic ile başlayacağım. Abraham forvetim. Jorginho Barkley'in yerine koyuyorum. Odoi sol tarafa, Pedro yerine koyuyorum. Pulisic sakat. Pulisic sakatlıktan yeni çıktı. Alonso'yu Emerson yerine koyuyorum. Ve Tomori'yi Rudiger yerine koyuyorum. Ama Rudiger'i de Christiansen'i dinlendiriyorum biraz. Biraz rotasyon yapalım. Çok zorlu bir fiksüre giriyoruz. Evet, Kepa, Alonso, Rudiger, Tomori, James, Jorginho, Kovacic, Kante, Willian, Odoi ve Abraham. Haydi çocuklar, haydi. Belki Liverpool da puan kaybedebilir Tottenham karşısında. Bu da bize ciddi avantaj sağlayabilir. Evet, beşli savunmaya çıkıyorlar. Hayda. Futbolun katili Newcastle United. Başladık. Haydi bakalım çocuklar. Futbol şansımız da yanımızda olsun. Evet, ilk 10 dakika içinde çok etkili olduğumuzu söylemek mümkün değil arkadaşlar. Beşli savunmayı geçemedik adeta. Topla daha fazla oynayan takım biziz ama şu an net gol pozisyonu üretemedik. Dakika 24. Willian. Öküz gibi kapanıyorlar. Alonso. Kovacic. Müthiş geçti. Kovacic iyi bir deneme. Olsun, böyle denemeye değer. Deneyeceksiniz. Evet, taç atışı kullanacağız. Sağ tarafta Rhys James. Jorginho. Sol tarafa çok iyi çıkarttı. Alonso. Marcos Alonso. Yani Jorginho gol kadar güzel bir pas attı ama bitiricilik harika. Evet, beşli savunmayı anca böyle bir golle geçebilirdik. Bunu da yapıyoruz. 1-0 önde Stamford Bridge'de Newcastle karşısında. Müthiş vurdu be. Müthiş vurdu. Marcos Alonso. Hadi şimdi bakalım beşli savunma yap Steve Bruce. Hadi bakalım yap beşli savunmanı da görelim. Bugün kanatlarım çok kötü. Willian ve Odoi çok kötü. Zaten o bölgeye de transfer yapacağız. Özellikle sol kanat forvete iyi bir oyuncu almamız lazım. Pulisic iyi. Ama Odoi çok istikrarsız. Artık Willian yaşlandı. Bu arada büyük hata. Büyük hata Abraham. Dakika 37. Abraham maçı bitiriyor adeta. Evet, beşli savunma oynarsın ama böyle hata yaparsın işte. İşte Lascelles, Fernandez yetişemedi. Abraham da güzel bıraktı. Bu sezon 14. golü. Evet. Chelsea seriye devam ediyor. Kanat forvetlerimiz çok kötü. Evet, Marcos Alonso bir free kick. Oh! Direkten, yan direkten dışarıya. Evet, gayet iyi bir ilk yarı oynadık ve Marcos Alonso'nun harika golü ve Abraham'ın golüyle 2-0 öndeyiz. 11 şut 5 isabetimiz var. Newcastle'ın 4 şutu 1 isabeti var ama ciddi bir gol pozisyonu vermedik. Bu arada Liverpool'un da Tottenham'ı 3-0 yendiğini görüyorum ilk yarıda. Evet, Liverpool sonradan açıldı. Yani ligin başlarında o puan kayıplarını yapmasaydı muhtemelen şu an şampiyonluktaki en ciddi rakibimizdi. Şu an gerçi öyle. City'nin üstüne çıkacaklar gibi. Tomori dışarı. Bit. Tamam, bit hadi, bit. Of, kanatlarım çok kötü oynuyor beyler ya. Çıkartacağım, dayanamayacağım. Yani Mason Mount, Odoi yapacağım. Pedro, Willian yapacağım yani. İkisini birden. Devam. Çok kötüler. 6.4 ile oynuyorlar. Ya bugün bir kanat forvet oyuncu biraz performans yapsa şu an farklı olabilirdi skor belki. Evet, bu arada degajdan asist üretecekler neredeyse ama avuta, evet. Jolinton tehlikeli geldi. Ve şimdi Pedro. Orta Mason Mount. Ah, dışarıya. Çok az farklı dışarıya. Evet, bir oyuncu değişikliği daha yapacağım biraz sonra. Kovacic biraz yorulmuş durumda arkadaşlar. Loftus-Cheek, Kovacic yapıyorum. Devam. Williams, Longstaff. Hala beşli oynuyor herifler ya. Fernandes.
Uzun top geldi. Almiron etkili bir oyuncudur. Dikkat edin. Maxim'in Allah. Aa, yedik golü, inanılmaz. 2-1. Hiç beklemediğimiz bir gol yedik şu an. Hakikaten hiç beklemediğimiz bir gol yedik. Evet, 70. dakika 2-1. Bir kaza kurşunla gitmeyiz inşallah arkadaşlar. Çok kritik yani, bu maçlarda puan kaybetmek çok sıkıntı olabilir. Marcos Alonso geliyor. Jorginho'dan Kante, sağda Rhys James hücuma destek veriyor şu an. Orta nereye? Loftus-Cheek solda boşluk var ama birazcık arkasına attı. Şimdi yine Marcus Alonso. Orta, kafa gelmedi ama evet, penaltı olabilir. VAR'a gidiyor hakem. Ve penaltı. Evet. Haydi Jorginho, çek fişi, bitir işi. At koçum. Jorginho kaçıracak ha. Attı, 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 attı. 2-1, 3-1. Ne 2-1 ya? Bu sezon 11. golü. Oh, derin bir oh çekiyoruz. Yani okyanusu geçtik, derede boğulmayalım, bu maç için özelinde konuşuyorum. Yani çok saçma bir gol yedik. Ama 3-1'i yakalamayı başarıyoruz Newcastle United karşısından itibariyle. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz arkadaşlar artık. Adım adım. Pedro, kafa ve gol. Tomori, Loftus-Cheek indiriyor Tomori. Loftus-Cheek kornerlerde inanılmaz etkin. Ne yapıyor ya? Ördek gibi bir şeyler yapıyor. Loftus-Cheek'e bak. İşte Pedro. Loftus-Cheek indiriyor Tomori. Bu sezon ikinci golü. 4-1. Evet, artık tamamdır arkadaşlar. Şimdi Pedro, 5. golü arıyoruz. Orta, arka tarafta Jorginho. Yine Loftus-Cheek, gördünüz mü? İkinci asisti. Loftus-Cheek niye böyle ördek gibi geliyor ya? Ve Pedro'dan orta. Loftus-Cheek arkaya ve Jorginho bugünkü ikinci golünü atıyor. Farkı dörde çıkarttık. Artık gövde gösterisi yapıyoruz Stamford Bridge'de. Ve Newcastle'ı küme düşme hattına doğru yolluyoruz. Bitir hakem artık, tamam. Evet, 5-1. Alonso, Abraham, Jorginho 2 ve Tomori. Joelinton'un golü yetmedi. 23 şut 9 isabeti, %62 topla oynadık. Newcastle'ın 7 şut 3 isabeti var. Baktığımız zaman 5 mutlak gol şansı yakaladık. Ve bir gol fırsatı verdik Newcastle. Açıkçası maçı sonuna kadar hak ettiğimizi görebiliyoruz bu istatistiklerden. Bizim adımıza maçın ilerine baktığımızda Rhys James 7-6, Tomori 8-8, Rudiger 7-6, Alonso 9, Jorginho 2 gol 1 asist 9.4 ve Man of the Match. Kante 7-6, Loftus-Cheek 7-6, Pedro 7-3 ve Abraham 8-2. Güzel. Alınan skordan çok memnunum diyorum. Devam. Evet, bu arada Manchester Liverpool 4-1 ile geçmiş Tottenham'ı. United Arsenal'i 3-1 ile geçmiş durumda. Evet arkadaşlar, şimdi puan tablosuna bakalım. 31 maçta 78 puandayız. Liverpool'un 30 maçta 65 puanı var. City 31 maçta 65 puanda. Evet, Liverpool maç eksiğine rağmen City'nin önüne geçmiş durumda. Kazansa bile şu an 10 puan farkla liderliğimizi sürdüreceğiz. Kalan 7 hafta 10 puan fark arkadaşlar. Çok ciddi bir avantaj. United 58 puanda. Küme düşme hattı Brighton, Aston Villa, Southampton. Jorginho'yu tebrik ediyoruz. Devam. Evet, yani şu Wolverhampton maçını da oynayalım. Ondan sonra bu kariyeri bitirelim. Evet, Manchester United Pedro ile ilgilenmesi, yani ki isteyebilir. Pedro'yu isterse uygun bir fiyata satarız. Şimdi çok zor bir deplasmanda. Herhalde bu maçı da geçersek muhtemelen tamam diyebilir miyiz arkadaşlar? Bilmiyorum ama. Evet, Merih Demiral. Merih Demiral alalım ya. Evet, bunu size soracağım. Merih Demiral'ı istiyorum. Merih Demiral'ı alalım mı almayalım mı diye size soracağım arkadaşlar. Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Zaten Wolverhampton maçından sonra Kara Cuma gibi.
kara fikstüre gireceğiz. Evet, takımla toplantımızı iyi yapalım. Şampiyonluk maç öncesi demeyelim ama önemli maçlardan birinde şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkacağız ve bizim için bu maçı kazanmak hayati önem taşıyor diyorum. Hepsi de gaza geliyor. Hocamız haklı diyorlar. Takımda bir hava var. Bakalım. Bu havayı sahaya yansıtabilecek miyiz? Evet, Pulisic antrenmanların yıldızı ki bu maçta ona ilk 11'de şans vereceğim. Şans. Haydi. Zor bir deplasman. Wolverhampton'ın yani kötü bir kadrosu yok, onu söyleyelim. Bakalım. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız arkadaşlar. Ondan sonraki fixture zaten. Yani önümüzdeki video partı fena bir video partı olabilir. Evet, günün maçlarına bakalım. City Tottenham, Everton Burnley, Newcastle Arsenal, Sheffield Liverpool bu maçı geçer. Southampton Leicester, West Ham Crystal Palace ve Wolverhampton Chelsea'miz. City bakalım yine kaybedecek mi? Evet, City yenmiş arkadaşlar ve ikinci sıraya oturuyor. Liverpool puan kaybı yapsın be. Bize de Wolverhampton karşısında puan kaybı imkanı doğar direkt. Ama sanmıyorum. Yenmiş, 3-0'la geçmiş. Evet, Liverpool ilk yarıda biraz sıkıntı yaşadı sezonun ilk devresinde. Şu performansı gösterseydi şu an lider Liverpool olurdu arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Haydi. Evet, Everton 4, Burnley 0, Newcastle 0, Arsenal 2, Sheffield 0, Liverpool 3, Southampton 1, Leicester 0, West Ham 2, Crystal Palace 1 ve Wolverhampton Chelsea'miz. Evet, 1.40'la favoriyiz Santon'un takımı karşısında. Wolverhampton'a 7.50 oran verilmiş. Tüm biletler satılmış durumda ve Anthony Taylor maçın hakemi. Evet, Pulisic'i Willian yerine koyuyorum. Şimdi biraz şey maçını da düşünmem lazım arkadaşlar. Evet, bu arada Kante'yi de mi? Real Madrid istiyormuş Kante'yi. Mason Mount'u da Kovacic yerine koyuyorum. Emerson Alonso yapıyorum. Cesar Azpilicueta'da James yapıyorum arkadaşlar. O, bu arada Christiansen'i de buraya koyalım. Rüdiger'i de Tomori yerine koyalım. Çünkü biraz Paris Saint-Germain deplasmanında düşünmem şart. Hatta bugün Batshuayi'yi de Abraham yerine koyalım. Evet, ilk 11'imiz Kepa, Emerson, Christiansen, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Mason Mount, Kante, Pulisic, Odoi ve Batshuayi. City kazandı, Liverpool kazandı. Kazanırsak 6 maç kala 10 puanlık avantaj. Evet, 3-5-2 ile çıkıyorlar. Diego Jota ve Raul Jimenez'e dikkat edelim. Özellikle Jota'ya. Hızlı bir oyuncu. Sıkıntı çıkartabilir. Haydi çocuklar. Evet, 2-8 dakika 0-0 eşitlik. Evet, oyunun kontrolü de Wolverhampton'da gibi gözüküyor. Şimdi Viyang ne gidiyor? Alamadık topu, hızıyla geçti. Şimdi Aspilicueta araya girdi. Evet, bir alabilir miyiz? Alamadık. Vallejo. Al işte. Al işte. En korktuğum pozisyonlardan biri. Ve Jota'nın golüyle deplasmanda 1-0 mağlup durumdayız. Diego Jota. Dedim, Jota'ya tehlikeli yani ama ya yok, ben şeyi çıkartacağım ya. Aspilicueta iyi de James yedekte yok. Tomori alacağım abi. Tomori oynasın abi. Her maç hata yapıyor herif ya. Cesar Aspilicueta. Satacağız zaten de. Ve şimdi Pulisic 1-0 mağlup durumdayız. Bakalım, bir top kaybı daha. Çok kötü başladık arkadaşlar. João Moutinho, Vallejo, Cesar, Pulisic. Çok iyi baskı yapıyorlar. Jorginho'dan iyi top çıkmadı. Vallejo, Cody, Moutinho, Boli çok iyi açtılar oyunu. Duarte, evet, çok etkili geliyor şu ana kadar. Ne yazık ki rakibimiz. Of, yine o. Avutama, ne gol kaçırdılar arkadaşlar. Çok kötü başladık. Evet. Biraz şut atmaya başladık ama şimdi Kepa dakika 41. Rudiger. Vallahi beraberlik iyi duruyor şu an. Tomori. Pulisic.
çok iyi top çıktı. Tomori hareketlendi. Tomori ceza sahasında kaleci. İyi pas, iyi pozisyon. İşte bu kadar ya. Bunları yapmamız lazım. Mason Mount orta geliyor. Kafa vuruşu Christiansen'den Boli'nin önüne adeta bir pas yaptı. Boli, Doherty ve biraz toparladık aslında bakarsanız ama geç kaldık sanki. İlk yarıda bitiyor arkadaşlar. 1-0 mağlubuz. Diego Jota'nın golüyle bir taktiksel değişiklik yapacağım. Kovacic'i alacağım. Kante çok kötü. Abraham'ı da alacağım ama ikinci yarının başında bir sakatlık olur diye şu an tutuyorum. Of, Odoi de çok kötü abi. Ya şu maçı alın be abi ya. Oo. O nasıl bir kurtarış lan? Abraham'ı alıyorum ya, ne yapayım? İnanılmaz bir kurtarış yaptı biraz önce Kepa. İnanılmaz bir kurtarış. Artık hücum ağırlıklıya da geçelim. Of, gerçekten stresli bir maç oluyor. Gol atamadık uzun bir süreden sonra. Dakika 67. Emerson. O da iyi. Bir iyidir vallahi şu an. Christiansen. Emerson. Uzun bir top çıktı ama bugün gerçekten Wolverhampton buna hiç müsaade etmedi bize. Valeho, Patricio, Boli çok da güzel çıktılar. Yani savunmadan o kadar güzel temiz çıktılar ki. Şimdi Jorginho ve Abraham. Haydi Abraham, haydi Abraham. Allah kahretmesin seni yarram. Tomori, Pulisic. Tomori götürüyor. At Pulisic'in önüne. Abi o nasıl bir... Ya bugün var ya, Reece James'i oynatmayarak intihar ettik ya bildiğiniz. Al işte. Al işte. Uyu oğlum, uyu. Maç bitiyor arkadaşlar. 2-0. Resmen uyuduk. Resmen uyudu savunmamız bugün. Mahvettik. Biz kendi elimizle maçı verdik adeta. Evet, sezondaki ikinci mağlubiyetimizi Wolverhampton deplasmanında alıyoruz. Yazık. Evet, arkadan fena bir Liverpool geliyor ve fikstürde de hem City ile oynayacağız hem Liverpool'la oynayacağız. Yani ya Tomori ne yaptın be abi bugün ya? Ama adamı suçuyor ki, adam bölgenin adamı değil. Ah be Abraham be. Ah be Abraham be. Yani ikinci yarıda fırsat da bulmadık değil. Yani bulduk ama olmadı. Evet, bir duran top. 3-0 oldu arkadaşlar. İnanılmaz. Evet, ilk defa yıkıldık. Yıkıldık. İlk defa Wolverhampton karşısında bu kadar, bu sezon Premier Lig'de özellikle dağınık bir maç çıkarttık. Arkadan gelen Liverpool tehlikesi de açıkçası artık bizi bayağı tehdit ediyor. Çünkü Liverpool'da deplasmanda da maçımız var. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi ölüm fikstürüne gireceğiz önümüzdeki video partında. Bu mağlubiyeti unutmamız lazım. Bugün savunmada oyuncu tercihlerinde yapılan hatalar, böyle bir zor bir deplasmanda açıkçası mağlubiyet bana yazar. Rudiger. Tomori'ye pası görüyor musunuz abi? Rudiger, Tomori bugün bizi mahvettiler ya.
Hakikaten Jota hat-trick, Tomori sağ bek performansı fecaat. İzlemeyeceğim. Rudiger 5.2, Christiansen 6.3. Evet, sezonun en ağır yenilgisini alıyoruz. Wolverhampton deplasmanında 4-0 arkadaşlar. Dinecek hiçbir şey yok. Belki istatistikler olarak önde gözüküyoruz ama 5 mutlak gol şans verdik. Biz 3 mutlak gol şansını bulduk ama yararlanamadık. Savunmamızın inanılmaz kötü performansıyla da mağlup oluyoruz. Yani denecek bir şey yok bu maçla ilgili. Bu mağlubiyet kötü oldu. Bu mağlubiyet şöyle kötü oldu. Liverpool'larımızda 10 puan fark var ama Liverpool'un bir maçı eksik. City ile aramızda 10 puan fark var. United'larımızda 20 puan fark var. Artık üçüncülük garanti ama şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldık. Çok ağır bir yara aldık. Tomori'nin maaşına sokayım. Şöyle bir baktığımız zaman bu yani şuradan bir puanı bile çok arayabiliriz ve son iki deplasman maçında dörder gol yedik. Şimdi önümüzdeki fikstür, yani felaket bir fikstüre gireceğiz. Paris Saint-Germain deplasmanı, Manchester City kendi sahamızda oynayacağız. Yine Paris Saint-Germain'le kendi sahamızda oynayacağız arkadaşlar. Hatta şu Paris Saint-Germain maçını oynayalım isterseniz ya. Görelim ulan. Zaten 4 yemişiz anasını satayım. Ama çok moral bozucu bir... Evet, Liverpool'un maçı kazandığını varsayarsak 32 hafta, kalan 6 hafta ve 4 puanlık bir fark var. 8 puanlık bir fark var. Ortada 18 puan var. 3 galibiyet alırsak bitiyor gerçi iş ya. Değil mi? 3 galibiyete bitiyor değil mi? 6 maçta 3 galibiyete bitiyor iş. 4 galibiyete pardon. Bakalım, City var, Watford, Brighton. O çok zor bir fikstüre gireceğiz ya. Lig maçları devam ediyor bu arada ama hadi oynayalım, Paris Saint-Germain maçını da oynayalım. Açıkçası şu son Wolverhampton maçından sonra hiç umudumun olmadığı bir karşılaşma Paris Saint-Germain maçı arkadaşlar. Bakacağız. Neymar, Mbappe, Cavani. Vay anam vay. Vay anam vay. Hadi bakalım. Ondan sonraki maç daha da kritik anasını satayım. City ile kendi sahamızda nedir ya? Ve Tuchel oynanacak maç öncesinde oldukça stresli olduğu gözlemlendi. Bundan ne şekilde faydalanacaksınız? Sadece maça odaklanıyorum. Tuchel umurumda değil diyorum. Biz ne yapalım ulan? 4 yedik geliyoruz. Pezevenk. Çok ağır oldu arkadaşlar. Hakikaten Wolverhampton mağlubiyeti hiç olmadı. Yani çok moral bozucu bir mağlubiyet. Çok modum düşmüş durumda. Bakalım. Şimdi Paris Saint-Germain deplasmandayız. Haftanın takımına Marcus Alonso seçilmiş. Evet, Atalanta, City ve Paris Saint-Germain, Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final birinci ayak maçları. 2.50 ile Paris Saint-Germain favori ama bence 1.40 falan olmalı. Tüm biletler satılmış durumda. Parc des Princes ve Jesus Gil Manzano maçının hakemi. Evet, ilk 11'imize haliyle dönüyoruz dostlar. Bugün Willian hamlesini yapacağım. Çünkü gerçekten Odoi çok kötü son haftalarda. Tomori'yi savunmaya koyuyoruz. Bir daha da oradan çıkartmıyoruz. Aspilicueta sana bay bay. Pedro'yu şöyle yapalım. Kovacic'i Mason Mount yerine alıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Başka yapacak bir şansım da yok. Evet, Kepa, Emerson, Christiansen, Tomori, James, Jorginho, Kovacic, Kante, William, Pulisic ve Abraham. Evet, çok ağır bir mağlubiyet aldık Wolverhampton deplasmanında. Belki de beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Tamamıyla bireysel savunma hatalarımız, çok kötü hatalar yaptık ve yenildik. Şu an Cavani, Neymar, Mbappe, Di Maria, Verratti, Emre yani ne diyeyim? Hadi bakalım. Şimdi taş atışıyla Alex Telles. Evet, eski bir dost Alex Telles. Oo, kırmızı yapma ona. Abraham ne yapıyorsun lan? Manyadın mı oğlum sen? Kim ben be? Uzun bir top, Emerson karşıladı, Verratti, Emre Can, Kimpembe geriye dönüyor, Navas, Diallo, Emre Can. Evet, of 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 of
Of. Kaçtı valla. Ya bugün bu maç biter mi bilmiyorum ya. Ve Tomori, James, Kante, Willian. Willian sakin. Bas topa bas, bas topa. Chris James kaptırmadı. Aferin lan. Kovacic hayvan gibi basıyor Paris Saint-Germain şu an. Tomori, Christiansen. Çok iyi bir pas çıkarttı. Pulisic, Pulisic, Pulisic. İyi bir şans. İyi bir şans. Park de Prens'te bulabileceğimiz en iyi şanslardan birini bulduk. Ve James. Orta geldi, vuramadık. Abraham, 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 Abraham. Abraham 1-0. 15. golü bu sezon ve Fransa'da şok bir golle öndeyiz. Hakikaten şok. Neyse beyler durun ya. Sakin, sakin. Sol ayağıyla. Çok iyi vuruyor. Evet. Vallahi çok iyi başladık maça. Yani ya Wolverhampton maçı nere? Bu maç nere? Şu an 2-25 dakikada istatistik olarak tüm her şeyde üstünüz ve golü de bulduk. Bir Cavani'ye pozisyon verdik. Onun dışında %100 gol pozisyonu da vermedik ki Paris Saint-Germain deplasmanında. Şimdi Neymar, evet açtık şu ağzımızı. Kafa vuruşu dışarıya Diallo. Dakika 36. Evet, yavaş yavaş Paris Saint-Germain'in etkisini arttırdığını görüyorum. Evet. Vallahi evet, çok ilginç bir ilk yarı. İstediğimiz her şey oldu ve Abraham'ın golüyle 1-0 öndeyiz. 6 şut 5 isabetisi var. Paris Saint-Germain'e de karşı iyi savunma yaptı. 7 şut isabetleri var. İki takımın da mutlak bir gol şansı var. Diğer istatistiklerin hepsinde hemen hemen öndeyiz diyebilirim. Evet. İş gösterdiğiniz performanstan memnunum. Aynen böyle devam edin diyorum. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar, yapabilirsiniz. Ve şimdi dikkat arkadaşlar. Jorginho. Orada top kaybı pahalıya patlı mal olabilir. Christiansen. Uzun bir top çıkarttı. Çok iyi top attı. Abraham. Abraham. 2-0. Abraham. Ben geldim diyor. Müthiş bir pas Christiansen'den. Evet. Yani Wolverhampton'dan 4 yiyen takım gitmiş gibi ve şu an tüm otoriteleri şaşkına çeviren bir skorla Paris Saint-Germain deplasmanda 2-0 öndeyiz. Abraham ikinci golünü atıyor. Bu sezon 16. gol oldu toplamda. Evet, başladılar. Şimdi muhtemelen hayvani bir baskı yapacaklar. Dikkat arkadaşlar. Karşıladık. Willian. Willian çıkart oğlum. Akıllı oynarsak üçü de bulabiliriz. Çok basacaklar. Kovacic. Kovacic. Ah Kovacic. Ah Kovacic. Tomori. Dikkat Tomori. Kante. Tomori. Şimdi yine Abraham'a. Abraham dışarıya vurdu. Abraham bugün ciddi derecede savunma arkasında çok iyi koşular yaptı. Kendini gösteriyor performansıyla. Yürekli oynayın diyelim. Evet, dakika 60. Şimdi bir duran top şansı olabilir mi? Neymar dışarıya, Allah'tan dışarıya. Vallahi çok iyi savunma yaptık arkadaşlar. Yani biz ah yani ya yani şu Wolverhampton maçı tamamıyla benim aptallığım yüzünden gitti. Evet, oyuncu değiştireceğim çünkü çok yorgun oyuncularım var. Mason Mount, Jorginho yapacağım. Şöyle yapalım. Kante'yi biraz geri alalım çünkü United maçımız da var. Ha, United diyorum. City. Pulisic'i alalım. Tamam. Odoi'yi aldık pardon. Tamam, devam. Evet, bakalım. Jorginho çıkartınca yine takım savunması olumsuz etkilenecek mi? Draxler. Onlar da Draxler oyunda. Orta savunma. Kovacic. Kimpembe. Dagba kim ya? Drogba sanıyorum onu. Şimdi yine Kimpembe. Evet, savunma arkasında Icardi. Ne? Offside, offside, offside. Offside, offside, offside. Aferin.
Evet, Emerson, Abraham, Emerson, Kovacic, Kante, Christiansen, top kaybı gelmesin. Kepa, dakika 76. Kepa'dan Tomori. Savunma arkasında Willian. Üçüncü gole gidiyor Willian. Ortaya yap be. Ortaya yap be. Geri zekalı. İşte bu yüzden oynatmıyorum seni. Öküz. Evet, bir oyuncu değişikliği daha yapacağım. Dakika 81. Loftus-Cheek, Kovacic değişikliğini yapıyorum. Gerçekten müthiş bir savunma yaptık. Yani bir gol pozisyonu verdik maçın başında, o Cavani kaçırdı 0-0 iken. Onun dışında çok net gol pozisyonu vermedik. Aha, şimdi verdik ve golü yedik. Offside mı? Hayır arkadaşlar. 2-1 oldu. Evet, Di Maria'nın golü. Paris skoru 2-1 yapıyor. Yalnız burada müthiş bir pas çıktı. Offside yok. Tertemiz gol. Evet. Aman arkadaşlar. Yani buradan 2-2, gerçekten 2-2 maç öncesinde skoru bize verseler kabul ederdik ama şu an bu şartlarda olmaz. Şimdi Emerson. Şimdi Odoi. Evet, açık alanı yakaladı. Odoi gidiyor. Odoi 3-1. Maçı bitiriyor. Odoi bu sezon 10. golü. Çok güzel çıktık yalnız o baskıdan. Ve evet, yani Wolverhampton'dan 4 yiyen takım gitti Paris Saint-Germain 3-1 yendi. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, biz iyi bir takımız ama Wolverhampton maçında o savunma tercihlerimiz bizi yaktı. Oyuncu değişikliklerimiz, yanlış oyuncu tercihleri. Umarım o maç yüzünden şampiyonluk gitmez. Gerçekten çok üzülürüm. Evet, valla yarı final için çok ciddi bir avantaj yakaladık. İnanılmaz bir skor. Abraham 2 ve Odoi'nin golleriyle Paris Saint-Germain'i deplasmanda 3-1 yeniyoruz. İstatistikler anlamda da üstünüz, 13 şut 7 isabetimiz var. Paris Saint-Germain 13 şut 4 isabeti. Baktığımız zaman 4 mutlak gol pozisyonumuz var. Sadece 2 mutlak gol pozisyonu verdik ki bu kadar yetenekli ayaklara karşı. Tomori 7.1, Christiansen 8.5, Emerson 7.6, James 6.9, Kante 6.9, Abraham 8.8 ve Odoi 7.2. Gecenin iyi performansları. Müthiş bir gece, müthiş bir gece. Evet, alınan skordan ve oynadığın futboldan memnunum deyip devam ediyoruz. Atalanta 0, City 0 bu arada. City avantajı almış durumda. Abraham'ı da tebrik ediyoruz. Gol yollarında çok iyiydin. Devam. Evet arkadaşlar, hakikaten şu Wolverhampton maçına yanıyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yoksa onun dışında bence çok iyi gidiyoruz. United deplasmanı 2-1'lik galibiyet. Ajax'ı 3-0 ile yenip Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finale çıktık. Newcastle'ı 5-1 ile geçtik kendi sahamızda ligde. Ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final birinci ayak maçında, ki favori olmadığımız bir maçta, Paris Saint-Germain'i 3-1 ile geçmeyi başardık. Valla yarı finale çıktık gibi gözüküyor ki yarı finalde de Bayern Münih Napoli turunun galibiyle oynayacağız. İlginç şeyler oluyor. Şimdi önümüzde 4 gün sonra bir City maçı var. Bu maç da çok kritik ligde. Watford Brighton deplasmanı. Çok karışık arkadaşlar kısacası. Umarım sadece şu Wolverhampton deplasmandaki mağlubiyetten dolayı ligde sıkıntı yaşamayız. Yani tek üzüntüm olur. Bakalım lige. 32 maç 78 puandayız. Liverpool 31 maçta 68 puanda ama Liverpool gerçekten inanılmaz formda. Şuraya bakar mısınız son maçlarına? İnanılmaz formda gidiyorlar. Ligde de Wolverhampton maçı var. Southampton, Everton, West Ham. Yani kolay bir fikstürü var. Manchester City deplasmanı. Chelsea, evet, City deplasmanı varmış onların da ya. Valla her şey olabilir arkadaşlar. City 10 puan farkımız var. Ama maçımız var önümüzdeki hafta. United zaten kopmuş durumda. Evet, bu kariyer videosunu burada bitirelim. İnanılmaz bir heyecanlı sahne oluyor gerçekten. Artık sezonun son düzlüğüne girdik. Bakalım neler olacak, göreceğiz arkadaşlar ama şu maça yanarım, şu maça yanarım. Yani öyle savunma hataları yaptık ki, öyle perp, yani Rudiger ve yani denecek bir şey yok. Benim hatamdı. Benim hatamdı. Bu maçı aramayız umarım. Umarım şu maçı, Wolverhampton maçını sezon sonunda aramayız. Evet arkadaşlar, videomuzu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2020'de kalın.